Arkadaşlar hepinize selamlar. An itibariyle Truck Simulator Ultimate'e bomba bir güncelleme geldi. Zaten sizlere söylemiştim. Yepyeni bir güncelleme gelecek bu hafta içerisinde diye. Beklenen güncelleme geldi. Hemen sizlere güncelleme notlarını söyleyeyim. Yeni tırlar eklenmiş. Online etkinlik eklenmiş. Köprü inşaatı etkinliği vardı biliyorsunuz. Etkinlik açılmış. Girip yapabilirsiniz. Hata düzeltmeleri yapılmış. Oyunumu güncelledikten sonra ben birazcık girip baktım. Beğendiğim şeyler de var, beğenmediğim şeyler de var. Yeni gelen Volvo efsane bu arada. Hemen bir kariyer modunda sizlere ufaktan bir göstereyim. İlk dikkatimi çeken ben VIP Ultimate olduğum için oyunda burada özel bir yük çıkıyor. VIP Ultimate'lere özel burada işi al dediğinizde yüksek pahalı bir yük taşıttırıyor sizlere. Ve VIP Ultimate olan arkadaşlara özel bir yük. Görüyorsunuz burada 4000 bilmem neler konuşurken burada 12.000'ler konuşuyor. Ama burada beğenmediğim bir nokta var. Yapımcılara buradan seslenelim. İnşallah bizi duyarlar ve bunu inşallah düzeltirler. Şöyle bir olay var. Burada işe al dediğimizde şoförleri işe gönderebilmek için ya 2 altın veriyoruz ya da video izleyerek şoförlerimizi işe gönderebiliyoruz. Ben bu konuda yapımcıları eleştiriyorum. Onlar da bunu belki limitlemeye çalışmışlar. Ondan dolayı böyle bir şey yapılmış. Tam olarak sebebini bilmiyorum. Bunu gerçekten beğenmedim. Bunun başka bir şekilde olması gerekiyordu. Ben yapımcılara buradan şöyle bir şey önermek istiyorum. Şimdi benim burada Türkiye, Amerika, Çin, Rusya olmak üzere 4 tane ofisim var. VIP seviyem 37. Bence bunun burada bir limiti olması gerekiyor. Oyuna ilk başladığımızda ben Türkiye'de ofis açtığımda bir tane ofisim var benim. İkinci ofisi almam için oyunun bana mesela seviye 20 olman lazım ikinci ofisi açabilmek için. Üçüncüyü açabilmen için 50 olman lazım. Dördüncüyü açabilmen için 100 level olman lazım. VIP seviyemizin 100 olması gerekiyor. Yani oyunun para kazanmayı bu şekilde bir limitlemesi gerekiyor. Bana göre bu şekilde şoförlerimizi gönderirken reklam izleme, altın verme kötü olmuş açıkçası. Ben beğenmedim. Onu buradan söylemek istiyorum öncelikle. Burada zaten VIP altını yükseltiyoruz. Ofislerimizi de ona göre satın alırsak para kazanmanın da önüne geçeriz zaten. Umarım söylediğimi anlatabilmişimdir. Ben o şekilde bir gelecek güncellemede bir düzeltme bekliyorum. En azından ofis açmaya bir limitleme gelmesini rica ediyorum. Yeni Volvo'muz karşımızda, ben aldım. 6x4 750 beygir 2021 model. Avrupa showroom'una bir gidelim. Fiyatları yükseltmişler. BMW'nin fiyatı bakın. 47 miydi, 43 müydü, neydi? 120 bin olmuş. Bence fiyatların artması güzel olmuş. Çünkü fiyatlar gerçekten çok düşüktü. Tırları alıp para kasıyorduk. Şoförleri gönderiyorduk. Eyvallah. Tırların fiyatlarını yükseltmişsin. Ülkeleri almaya bir limitleme gelirse bu olay çözülür arkadaşlar. Yani size 10 tane 15 tane şoförünüz olur. Bir tane ülkeden dolayı VIP seviyeniz yetmez. İkinci ülkeyi alamazsınız. Böylelikle para basmazsınız oyunda. Milyonlarınız konuşmaz yani. Burada bütün fiyatlar bu şekilde artmış durumda. Bütün tırların fiyatları artmış. Zaten çok uygundu. Güzel olmuş. Şimdi ben size yeni gelen tırı göstereyim. Böyle bir bakıyorum hani başka yeni gelen bir tır var mı? Ben size 4 tane tır gelecek demiştim. O konuyla benim ilgim yok. Hani bana o şekilde bir bilgi geldi. Ben de sizlere aktardım. Ama gelen tır da zaten mükemmel bir tır olduğu için hiçbir önemi kalmıyor. 4 tane geleceğini, tek bunun gelmesi çok güzel olmuş. Zaten sırasıyla gelirse hepsini yavaş yavaş oynarız. Bir anda tek bir güncellemeyi 4-5 tane tır koymanın bir anlamı yok. Böyle her hafta bir tır gelse veya bir ayda iki tır gelse gibi çok güzel olur. Burada 4x2 alırsanız 885 bin para ödüyorsunuz. 650 beygir. Ama 910K verirseniz 750 beygir oluyor. Bakın burada beygir farkı var. Bunu niye böyle yapmışlar anlamadım. Bunun da beygiri bence aynı olabilirdi. Volvo 6x4 aldım beygirinden dolayı. Ufak da bir modifiye yaptım. Hemen ben size modifiye seçeneklerini göstereyim. Tır bu arada gerçekten çok güzel duruyor. Tekerlek, boya, bunlar yine aynı şekilde. Şu an tırın üzerindeki beyaz boya. Işıkları göstereyim. Bu şekilde istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ben bunu koydum. Koymasam da olurdu aslında. Çünkü sade ve şık halde de çok güzel duruyor. Online'a girelim. İstersen VIP Ultimate'e girebiliyorum ben. Ultimate olduğum için. Bağlan diyorum. Zux Server 1'e. Yeni gelen etkinliği yapacağız şimdi. Bayağı bir kişi oynuyor şu anda. Katıl diyoruz. Köprü inşaatı. Binlerce kişiyle köprü inşaatı yapıyormuşuz. Hemen ben bir sunucu kurdum. İşte denk geldik. Buradan yeni arkadaşlar giriyor bakalım. Volvo sadece bende var gibi duruyor şu anlık.
Köprü inşaatı 200 kilometre, teslim süresi 3 saat diyor. Onayladık. Tırımız efsane duruyor bu arada. Şöyle bir farlarını açalım. İçini dışını hepsini göstereceğim. Şöyle bir önden göstereyim öncelikle. Abi şu farlara falan bakar mısınız? Dörtlümüzü açalım. Şöyle bir farları kapatalım. Sinyalleri göstereyim. Sinyaller yanda. Zaten farlar küçücük. Sinyalleri yana koymuşlar. Önde herhangi bir sinyal göstergesi yok. Farlar bu şekilde. Selektör attığımızda böyle sisler falan da yanıyor. Üstteki şu lambalar da yanıyor bakın. LED. Şöyle şunları dikkatinizi çekmenizi istiyorum. Bakın şuraya. Bunlar yanıyor. Araç bu şekilde. Acayip mükemmel bir araç gelmiş oyuna. Sizlere bir de içini göstereyim. En merak ettiğiniz tabii ki de içi. Muazzam. Gerçekten direksiyon falan çok güzel. Bayağı güzel yapmışlar. Burada hayalet ekranı var. Dijital göstergesi var. Kaçta gittiğimizi hem dijital olarak görebiliyoruz hem de burada kadranda görebiliyoruz. Böyle bir yerden çıkıyorum şu anda. Bakalım. Biraz böyle 6x4'ten dolayı bilmiyorum da yamuk yumuk gidiyorum. Niye böyle gidiyorum anlamadım. Şöyle bir koltuk ayarı yapalım. Burada birisi dorsesini unutmuş abi. Biraz daha koltuğu yukarı alsam güzel olacak. Yani çok mu yukarıda oturdum? Yok ya, güzel oldu. Böyle daha güzel oldu bence. 750 beygir şu an en güçlü tır oyunda. 750 beygirlik başka tır yok. Eski Volvo 750 beygirdi. Onu düşürdüler bir önceki güncellemeyle. Bu arada uçuyor. Uçuyor. 120 çok rahat. Biraz kasıyor burası. 130 çok rahat. Arkadaşlar 130 falan çok rahat geliyor. 140 geliyor. Ön tarafa rahat yetiştim. Aman. Aman yine birisinin dorsesine çarptım. Bir şey oldu. Yeni güncelleme geldi ya. Mutlaka ufak tefek hatalar vardır diye tahmin ediyordum. Yine varmış. Bir şeye çarptık. Bir dorse fırladı. Vurdum arkadaşlar. Sıkıntı değil. Yükümüzü teslim edelim. Yine alacağız. Teslim edeceğiz. Şu oynuyor mu onu merak ettim. Bir bakayım. Vallahi animasyonlu. Bakın. Bakın. Açtığınızda buradaki ekranda aydınlanıyor. Kabin aydınlatması var. Normalde bu şekilde. Aydınlatmayı ben buradan ayarlayabiliyorum. Ortam ışığını. Mavi güzel. Buraya bir beyaz seçeneğinin gelmesi lazım. Onu da buradan söyleyeyim. Bu 6x4 biraz yanlıyor gibi arkadaş. Ama bu hafriyatın... Abi ne oluyor ya? Dorseler çıkıyor bu. Arkadaşlar, şimdi ben bu videoyu yeni çekiyorum. Güncelleme zaten yeni geldi. Az önce geldi. Ben de yeni çekiyorum. Mutlaka bu sorunları düzeltecek. Hemen güncelleme gelir. Bir hata var belli şu an. Böyle oluyor ama hemen güncellemesi gelir zaten. O konuda benim kafam çok rahat. Mutlaka yarın veya 1-2 saat sonra ne bileyim işte duruma göre mutlaka bir güncelleme alır, bir fix alır bir daha. Demek ki böyle ufak tefek hatalar hala görüyoruz. Oluyor. Bu hafriyat dorsesiyle çok basmayın, tehlikeli. Çok güzel gidiyor. Kaçıncı viteste olduğu şurada yazıyor. 11 vites. 12'ye attı şimdi. Son vitese geçtik galiba. Oho, yanlıyor, yanlıyor. Bu hafriyat dorsesi her zaman böyle tehlikeli. Uçuyor oğlum Volvo, uçuyor. 150'yi görecek bu. Çok rahat görür. 160'ı görür arkadaşlar. Çok rahat. Bunun bir hız testi videosunu isterseniz yaparım. Bu videoya 5000 beğeni gelirse bir dahaki videoda veya bir sonraki videoda, ondan sonraki videoda 4x2 ile 6x4 yeni gelen Volvo'nun, yani bu Volvo'nun hız testini sizler için yapacağım arkadaşlar. Beğenilerinizi eksik etmeyin. Hadi bakalım. Burada bir gazlayalım. Önümüz düz. Hadi. İlk bir burada bir spoiler vereyim sizler için. Güzelliği gördü. Gidiyor. Rahat gidiyor. Çok az bir mesafe kaldı. Hızımızı da azalttık biraz. Güzel bir beğeni gelirse devamı gelecek. Evet, malum köprüye geldik. Aç abi, getirdim.
Malzemeyi getirdim, evet. Bu köprü için malzeme taşıyoruz. Köprü inşaatı görevini yapıyoruz şu anda. Abi çok kayıyor bu arada. Acayip kayıyor. 6x4 diye galiba. Acayip drift yapıyor resmen. Ama çok güzel. Volvo acayip güzel. Acayip güzel. Bayıldım. Ben aşık oldum şu an. Bu Volvo'ya bayıldım. Mükemmel bir tır ya. Mükemmel bir tır. Demek ki yeni gelecek güncelleme ile böyle bir köprü gelecek diye tahmin ediyorum. Ondan sonra yeni yollar gelecek, yeni bir şeyler gelecek. Bakalım ne köprüsü acaba bu? Kornası bu şekilde. Göstermeyi unuttuğum bir şey var mı acaba tırla ilgili? Onu düşünüyorum şu anda. Yükümüzü getirdik. Buraya park et diyor. Şöyle duruyorsunuz. Bir animasyon yaptı. Evet, paramızı aldık. 3000 para veriyor. Buradan altını alabilirsiniz reklam izleyerek. Mutlaka bunları yapın. Köprü inşaatı etkinliği için bir tane yük götürdüm. Burada herhangi bir ibare göremiyorum. Hani yüzde kaçı taşıdı, yüzde kaçı kaldı veya ben kendim kaç tane taşıdım. Onunla ilgili burada bir şey göremiyorum açıkçası. Olsa güzel olurmuş. Şurada bir yerde benim kaç tane taşıdığım veya yüzde kaçı taşındığı toplu olarak topluluk tarafından ne kadar yapıldığı yazsa güzel olurmuş. Katıl diyelim, bir kere daha oynayalım. Onayla dedik. Bu sefer de kereste tarzı bir şey taşıyoruz galiba. Farklı bir yerden başladık. Demek ki hep aynı yerden başlamıyoruz. Güzel. Ben hep aynı yerden başlayacağız diye düşünmüştüm. Bakalım hep birlikte çıkıyoruz buradan şimdi. Yine aynı şekilde köprünün oraya götüreceğiz galiba. Biz de yeni Volvo olduğu için öncülük yapalım. Bak nereye gidiyor? Yol orada mı kardeşim? Volvo farkı arkadaşlar. Volvo farkı. Bakar mısın şu güzelliğe? Oğlum efsane lan bu. Geç kardeşim geç. Heyecanlısın geç. Bayıldım. Ateş ediyor arkadaşlar tır. Oğlum Murat senin niye dorsen yok lan? Adamın dorsesi yok oğlum. Senin niye dorsen yok oğlum? Oğlum dorseyi nasıl çıkartıyoruz? Geç kardeşim bu da yeni kasa Volvo götürüyor. Volvo ile gidiyor daha doğrusu. Şu ayarlar bölümüne bir bakayım. Bir şey gelmiş mi ekstra? Yok, hala şeffaflık %20. Dedim acaba %10 falan gelmiş midir? Şu ok işareti de şeffaf olursa çok güzel olacak bence. Şunu da bir şeffaf yapabilme seçeneği olsa. Biraz dönüşlerde 6x4'e ait bir sıkıntı var gibi geldi sanki bana. 4x2 daha iyi mi döner acaba? Şu anlık herhangi bir oyun bug'ıyla karşılaşmadık. Bak ilk girdiğimizde dorselere takıldık sürekli. Şu anlık herhangi bir durum yok. Bir arkadaşın dorsesi yok ama onu bilmiyorum. Bak bir tane daha çıktı orada. Bir şeyler oluyor. Köprüyü biraz elden geçirmişler. Evet bak. Köprüye bir şeyler yapmışlar gibi geldi açıkçası. Geç kardeşim geç. Yeni Volvo'yu da buradan geçirdik ya. Yürü be kardeşim, yürü be kardeşim önümde duracağına. Ya yürüsene kardeşim. Ben geçeyim bunu. Bu arkadaşın biraz kafada sorun var gibi geldi bana açıkçası. Ben geçtiğim anda gelecek çünkü arkamdan. Ben bu arkadaşı geçeyim başımıza bela olmasın. Burada yine bir dorse var. Bakalım umarım başımız belaya girmez abi bu dorselerden. Şu anda şu kadranı biraz düzeltmeleri lazım ama bu kadran şey olabilir.
MPH göstergesi olabilir ama kilometre hız yazıyor burada gerçi. Öyle olmaması lazım. Acaba dedim orası farklı şey mi? Bilemedim. Ya buna bir güncelleme gelmesi lazım şu kadrana. Hani burada kilometre hız yazıyorsa bunun da kilometre hız olması lazım. Eğer MPH olarak şu an öyle ayarlandıysa. Çok rahat gidiyor. Aşırı uçuyor şu an. Ben bayıldım. Biraz elimi gazdan çekeyim derken evet bir şey spawn oldu önümde evet. Arkadaşlar ufak tefek bug'lar var. Böyle bir şeyler spawn oluyor durduk yerde. Fotoğraf çekme tuşunu sola taşımışlar. Sağdaydı. Ben onu istediğim yere taşıyabiliyorum şu an şeyden dolayı. Biliyorsunuz göstermiştim size. Buradaki tuşları istediğim yere taşıyabiliyorum. Niye öyle bir şey yapmışlar bilgim yok valla. Vardır orayı kontrol eden bir şey var galiba. Öyle yapmışlar. Güncellemede unuttuğum bir şey varsa mutlaka hatırlatın. Onu da söyleyeyim buradan. Bunun da önüne bir şey çıkmış galiba. Evet bir şeyler çıkıyor. İnsanların önüne. Şu an ben gidiyorum. Benim önümde bir şey yok derken evet spawn oldu bakın. Ulan nelerle uğraşıyoruz ha. Aman abicim. Hop 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 hop. Aman. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı var birazcık galiba. bu arada şey de gitti. Burada ESC falan da ESC diyorum. Duraklatma menü tuşu falan da gitti. Hiçbir şey yapamıyorum şu anda. Böyle kaldık. Tır çalışıyor, gaz da veremiyorum. Güncellemeyi ben beğendim ama ufak tefek böyle bir Dorsen'in ışınlanma sorunu var. Bunu düzelttiklerinde hiçbir şey kalmayacak. Yeni Volvo'ya bayıldım. Hemen girip deneyin arkadaşlar. Güncellemeyi hemen indirin. Ondan sonra oyuna girin. Hemen etkinliği yapın. Deneyin. Herkes yapabiliyor etkinliği. Herhangi bir limit yok. Bir şey yok. Sınır yok. Şu an düzeldi ama ben süremiyorum. Kontrolden çıktı yani tırım. Şu an herhangi bir sürüş yapamıyorum. Videoya güzel bir beğeni atarsanız sevinirim. Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.